diğer partilerden ayıran paradigmamızdır. Kadın, özgürlükçü, ekolojik bir paradigmaya sahibiz. Bu anlayışımızla beraber demokratik yerel yönetimler anlayışımızla eminim ki Tadvan'a, Tadvan halkına, öncelikle Tadvan kadınlarına, gençlerine ve çocuklarına yaşam alanı oluşturmak için geldik. Tadvan'da kadını eve hapseden erk zihniyete karşı emin olun elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buna da söyleme gerekiyor. Biz projelerimizi tek başıma yapmayacağız. Biz samimi, dürüst, yurtseverlik bilinciyle Tadvan halkına ve Tadvan kadınlarına, Tadvan gençlerine güzel bir Tadvan vermek istiyoruz. Şimdi biz kolektif bir yaşam biçimiyle mahalle meclislerini, kadın meclislerini kurarak kadınları ekonomik boyutta biraz güçlendirip kadını nasıl diyeyim, evden çıkarmayı düşünüyoruz. Kadının olduğu yer güçlüdür. Böyle yaklaşmak gerekiyor belediyelere de. Kadınlar ve gençler, pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyulan bir yerdeyiz. 5000 yıllık egemen sistemin kadınlar üzerindeki tahakkümü maalesef ki bizleri pozitif ayrımcılık denilen noktaya getirdi. Neolitten günümüze kadar kadınların yaşamdaki alanları elinden alındı, gücü elinden alındı. Ta bugünlere geldik. Ama şunu da belirtmek istiyorum. 40 yıllık mücadelemizin sonucu da çok aşama kaydettik. Yani çok basamak ilerledik ama bu yeter mi? Elbette yetmez. Bu mücadele kadın bakış açısıyla çok yerlere geldi. Ama bunu da söylemek gerekiyor. Bu mücadele daha çok devam etmeli ve bizi daha ileriye taşımalı. Kadın mücadelesi, rahmetli Musa Anter'in annesi muhtar olarak başladı ve 2014 yılından sonra, tabi bunu yerel yönetimler için söylüyorum, 2014 yılından sonra eş başkanlık sistemiyle, eşit temsiliyetle bugüne geldik. Bugünleri daha ileriye taşımak için güçlü bir kadın iradesi, güçlü bir kolektif yaşam ve güçlü bir meclisle daha ileriye taşıyacağımızın öngörüsüyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gittiğimiz toplantıları olsa gerek, esnaf, sokak, ev gezmelerimiz, siz burada kazandınız dediler, kazanıldı dediler ve iktidarın egemen güç gösterisiyle beraber seçimlerin talihsiz bir şekilde gasp edildiğini, irade gaspı yaşadığını, bunu Tadvan halkının hemen hemen hepsi biliyor ve söylüyor. Bundan olsa gerek bu süreci kadınlarla, gençlerle, Tadvan halkıyla sonucun ne olursa olsun birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sahip olarak çıkarak ileriye taşıyacağız ve emin olun çok güzel bir Tadvan bizi bekliyor. Ve biz burada mutlaka ve mutlaka kazanacağız. Bize inanın, bize güvenin. Bu Tadvan'ı beraber ileriye taşıyalım. Beraber yönetelim. Beraber güzelleştirelim. Beraber olalım. Tadvan'ın çok fazla sorunun olduğunu düşünüyoruz. En temelde Tadvan'ın kaynaklarının yolsuzluğa kurban edilmesi gibi bir sorunu var. Bugüne kadar belediye yönetimleri maalesef ki hiçbir zaman Tadvan'ın kaynaklarını yolsuzluğa hiç etmeden bir yönetim anlayışı belirleyemediklerini görüyoruz. Dolayısıyla bizim en temel problemimizin kaynakların hiç edilerek yolsuzlukla heba edilmiş olması bence en büyük sorunumuz. Haricen Tatvan'da en yaşamsal ihtiyaç olan su sorununun olduğunu öğrendik ve hemen hemen her mahallede,
yeterince suyun verilememesi, su kesintilerinin sıkça yaşanması, verilen suyun da kalitesinin çok düşük olması ve bir takım söylemlere göre kanalizasyon sularıyla temiz sularının birbirine karışma gibi bir sorunun olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla su sorunu birinci öncelikli sorunumuz. Onun haricinde ulaşımda ulaştıramama gibi bir sorunumuz var. Nüfus 45-50 binken yapılan planlamalara halen sadık kalınıyor. Ve 100 bine çıkmış nüfusumuza rağmen halen aynı sayıda minibüs seferlerinin yapıldığına şahit oluyoruz. Bu da insanların sırt sırta ulaştırılması ve çoğu kez de yolcu alamadan geçmesi gibi bir sorun var. Biz göreve geldiğimizde bu sorunu çözeceğimizi birkaç kez dile getirmiş idik. Bunun haricinde Van Gölü'nü çok ilkel ve hoyratça kullanıyoruz. Van Gölü'müzün her alanda kirletildiğini, mezbahaneden ta Kışla'ya kadar birçok yerde, birçok noktada suya kanalizasyon sularının ve pis suların karıştırıldığı gibi bir sorunumuz var. Yer yer yarım metre balçık kaplamış olduğu işin uzmanı kişiler tarafından ifade ediliyor. Dolayısıyla bir an önce şu suyun soru kirletilmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Hakeza imar kirliliği gibi bir ciddi bir sorunumuz var. Betonlaşmış bir Tatvan'ı görüyoruz. İmar planlarına sadık kalınmadığı ve bir takım rant sahası haline getirilmiş bu imar sahasının betonlaşma ve altyapının üst yapıyı karşılayamaması gibi bir sorunla her alanda kendisini gösteren bir sorun mevcut. Haricen hal kompleksimiz yok. Bu da aslında sebze ve meyvenin yetiştirilememesi, çok pahalıya mal edilmesi gibi bir vatandaş açısından sorun ortaya koyuyor. Yine yoksul ailelere ekmek dağıtımına ilişkin bir ekmek üretim tesisimiz varken bu dönemde maalesef o da satılmış bulunmakta. Dolayısıyla bir ekmek tesisinin, üretim tesisinin inşa edilmesi gerekiyor. Tır garajımız yok. Uzun ve yüklü araçların sokak aralarında park ettikleri ve görüntü kirliliği hakeza trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte bir sorun yarattığını görüyoruz. Dolayısıyla bir tır garajı yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut küçük sanayi sitemizin yeterli gelmediği, Tatvan'ın mevcut nüfus potansiyeli ve dinamiği orta ölçekli bir sanayi sitesine acil ihtiyaç duyulduğunu bas bas bağırıyor. Göreve geldiğimizde sanayi, küçük sanayi kooperatifi ve karma yeni kurulmuş bir karma sanayi kooperatifi var. Onlarla birlikte bu sorunun üstesinden gelmek üzere çalışmalara başlayacağız. Temel olarak bunları izah edebiliriz. Yine kültür sanatta, sporda ciddi eksikliklerimiz var. Gençlerimiz için sosyal alanlar oluşturulmuş değil. Hakeza uyuşturucu sorunumuz var. Türkiye'nin en çok uyuşturucu kullanılan şehirlerden biri haline geldi. Bence belediye öncülüğünde bir irade ortaya koyularak uyuşturucuyla da mücadele edilmesi gerekmektedir. Şehrimizde kadın eksenli, kadının toplumsal hayatta yerini bulabildiği, sosyal alanda, işte ekonomik hayata, üretim alanında katkıda bulunabildiği bir kent hayal ediyoruz ve buna ilişkin alanlar yaratma gibi bir planımız var. Kadınlarımız işe gittikleri için çocuklarına bakamadıkları durumlar oluyor. Maalesef ki kreşlerimiz de yeterli değil. Dolayısıyla kadınlarımızın iş yaşamına daha fazla katkı sunabilmeleri ve bulunabilmeleri için şehrimizde bir belediyenin imkanlarıyla bir kreş ortamı yaratma gibi bir niyetimiz var. Bunun haricinde biz her şeyden önce adil ve katılımcı bir demokrasi kültürüyle bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini söylüyoruz. Herkesin kendisini yönetime katabildiği, herkesin çözüm önerileri ve sorunların tespiti aşamasında bile kendisini yönetimde bulduğu bir yönetim anlayışında ve kaynakların adil, eşit, hakça paylaşım esasına göre dağıtıldığı bir yönetim hayal ediyoruz. Malum demokratik kültüre sahip ülkelerde seçim güvenliği ve sandık güvenliği gibi bir sorunla karşılaşılması mümkün değil. Ancak Türkiye tipik bir Orta Doğu ülkesi olduğunu göstermiştir ki
seçmen iradesine gölge düşürecek nitelikte bazı ön hazırlıklar yapıldığı ve seçmen iradesine gölge düşürüldüğüyle ilgili çok artık tartışmaya mahal bırakmayacak kadar anlaşılmış bir durum söz konusudur. Dolayısıyla seçimlerimizin güvenli yapıldığı konusunda kesinlikle ikna edici bir durum söz konusu değil. Seçmen listelerinin taşıma seçmen diye tabir edilen kişilerle doluşturulduğu, en az Tatvan için 3-4 bin kadar bir taşıma seçmen durumunun olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz ve tespitlerimiz söz konusu. Bu yüzden biz geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de sandık güvenliğine halel getirecek nitelikte bir takım girişimlerin olabileceğini, ancak bunun karşısında canımız pahasına da olsa bizi tercih eden seçmen iradesine halel getirmeden onlara sahiplenerek bu seçimi en azından demokratik ve adil bir şekilde bitmesi için gerekli çalışmaları yapacağımızı herkese duyurmak istiyoruz. AK Parti'nin temsilcisi, adayı çok talihsiz açıklamalarının olduğunu duyuyoruz. Biz bu yaklaşımın, işte biz olmazsak biz iktidarız, biz olmazsak siz kaynak temin edemezsiniz, dolayısıyla projelerinizi gerçekleştiremezsiniz yönündeki beyanlarının en deyime tabirle her şeyden önce bir siyasi nezaketsizlik, hatta siyasi ahlaksızlık olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla yakışıksız bu yaklaşım tarzının bir an önce vazgeçilmesi ve halkın iradesine saygı gösterilmesi ve demokrasilerde olması gerektiği gibi iktidarların tüm nüfusa, tüm siyasi partilere eşit yaklaşması gerektiği yönündeki demokratik kültürün dışında bir yaklaşım sergilememeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Biz bütün halkımıza müsteri olsunlar diyoruz. Tatvan'ın İller Bankası'ndan gelen payı, hakeza Tatvan'ın imarından elde edeceğimiz gelir, su gelirleri, proje bazlı elde edeceğimiz kredi kaynakları, işte kardeş belediyecilik kaynakları, Avrupa Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan elde edilecek kaynaklarla birlikte, eğer halkın hizmetine sunulan bir kaynak söz konusu olursa yeterli geleceği kanaatindeyiz. Zaten biz şunu soruyoruz iktidar partisine: madem bugüne kadar iktidardınız, son 10 yıldır bu kenti siz yönettiniz, o zaman bir çırpıda onlarca sorun sıralayabiliyor olmamızın sebebi ne? Bu kentin bu hali nedir diyoruz. Neden hiçbir sorununa çözüm olamadınız diyoruz. Biz Tatvan'ın bir 5 yıl daha bu kadar yolsuzlukla, bu kadar adil olmayan bir düzenle, bu kadar meşruiyet sorunu olacak şekilde yönetilebileceğini ve Tatvan'ın bunlardan bir menfaat temin etmeyeceğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla Tatvan halkına müsterih olmalarını, sandığa ve oylarına sahip çıkmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Güvenle ve huzurla gidip oylarını kullansınlar. Biz sandık ve seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Biz bütün saha araştırmalarında birinci parti olduğumuz ve gümbür gümbür geldiğimiz bu seçimi zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyoruz.